kaza borcuyla ölenin durumu. Sual: Kaza namazlarını kılmaya niyet eden biri, henüz namazlarını tamamlamadan vefat edecek olursa, kılmadığı namazlar bu kişiden düşer mi? Cevap: Mesela bir mümin 40 yaşına kadar namaz kılmamış, sonra pişman olup namaza başlamış olsun. O kimse bundan sonra mesela her gün bir günlük kaza namazı kılmaya niyet edip hiç aksatmadan 10 yıl kaza namazı kılmaya devam etse ama kaza namazlarını bitiremeden vefat etse, onun bu niyetinden dolayı sonsuz merhamet sahibi olan yüce Allah o kimsenin kılamadığı namaz borçlarını inşallah affeder. Çünkü Cenab-ı Hak ona ömür vermiş olsaydı, o kimse kılamadığı bütün namazlarını kaza etmiş olacaktı. Not Mahmut Sami Ramazanoğlu kuddisis sırru hazretlerinin beyanı da bu şekildedir. Ameller ancak niyetlere göredir. Allah celle celaluhu meleklerine şöyle buyurur. Kulum bir iyilik yapmaya niyet eder. Fakat yapmaya muktedir olamazsa ona bu güzel niyetine mükafat olarak tam bir iyilik yapmış gibi sevap yazın. Sual. Ben kaza namazlarına başladım. Her kaza namazı kılarken ezan ve kamet okuyayım mı? Cevap: Hanefi mezhebine göre aynı ortamda birden fazla kaza namazı kılınacaksa her bir namaz için ayrı ezan okunup kamet getirilmesi daha faziletli olmakla birlikte başta bir kere ezan okunup her bir kaza namazı için ayrı kamet getirilmesi de yeterlidir. Sual: Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okumalıdır? Cevap: Vitir namazlarında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir. Cemaatle kılınırken hem imam hem de cemaat kunut duasını içinden okur. Kunut duası okunmadığı takdirde sehiv secdesi gerekir. Kunut duasını bilmeyenler 1. Yalnız Rabbena atina ayeti kerimesini okuyabilir. 3 defa Allahum mahfirli diyebilir. 3 defa ya Rabbi demesi de caizdir. Büyük İslam ilmi hali. Sayfa 160. 19 Mart Mevlana takvimi.